Bugün Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Evet. Ama onun öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri vardı. Kutay hazır mı o VTR, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri? Hazırsa bir dinleyelim. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak hale geldiler. Bürokrasiden siyasete, hayatının hiçbir döneminde kayda değer başarısı olmayan bu zata ülkeyi teslim etme senaryoları kuranların niyetlerinin milletin hayrı olmadığı açıkça ortadadır. Altılı masa diye milletin önüne koydukları yapı sirk çadırından beter bir yer haline dönüştü. Hadi masanın çevresinde oturanlar belli. Altında ve etrafında dolananları ne yapacağız? Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden söz ediyoruz. Dikkat edin. Dikkat ederseniz bu ithama tüm güçleri ve kalpleriyle böyle bir şey kesinlikle yok diyerek cevap dahi veremiyorlar. Çünkü süt dökmüş kedi gibi kabahatlerini gayet iyi biliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri böyle. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yorumunuzu rica edeceğim ama bir son dakika haberi var, ekranlara da yansıyor. Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz kararı son dakika. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması, Korkmaz'ın öncelikle Amerika'ya iade edilmesine karar verildi diyor. Tekrar edelim. Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz kararı, Adalet Bakanlığı'nın açıklaması şöyle. Korkmaz'ın öncelikle Amerika'ya iade edilmesine karar verildi diyor bu son dakika haberinde. Cumhurbaşkanı'nın sözlerini dinledik. Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. O tweet'i de ekrana getirirsen eğer Kutay, onu da sevgili izleyenlere aktaralım. Ondan sonra yorumlara devam edelim lütfen. Ben buradan okuyacağım ama sen de ekrana yansıtırsan. Evet. Yine küfür etmişsin, paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık. Tekrara gerek yok. Kılıçdaroğlu da bu tweet'i attı. Evet. Abi ne dersiniz? Aslında Erdoğan'ın hani çürük daha önce geziye evet, katılanlar evet. için söylediğini yanında yani biliyorsunuz. Söylemeyelim onu bile. Ben ama o yüzden söylemiyorum. Şimdi bu psikolojide buna kaybetme sendromu deniyor. Yani kaybetme psikozu. Kaybedeceğini anlamış, gideceğini anlamış ve hırçınlaşıyor. Yani şu üslup, ben 40 yıla yaklaştı gazeteciliğim. 80'in öncesini de sonrasını da bilirim. Ama böyle bir üslup, bırakın Cumhurbaşkanlığı makamındaki bir zatı, siyasetin hiçbir döneminde rastlamadım ben buna yani. Kavgalı günlerde bile, 80'in öncesinde bile böyle bir üslup yoktu. O kadar çukura düşmüş ki, yani üslup o kadar çukura düşmüş ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da herkesin anlayacağı bir şekilde diyor ki yine küfrediyorsun. Yani kim küfreder? Kim küfreder? Bunu psikolojide herkes bilir kimin küfrettiğini. Suçluluk duygusu ve kaybetme duygusuyla çirkinleştirdiler siyaseti ama her şeye rağmen umut var. Sen de Tele1'e hoş geldin, umudumuz oldun. Teşekkürler. Tele1'e sahip çıkan, Türkiye'nin her yerinden sahip çıkan seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. İşte bugünlerde belli olur. İşte bugünlerde Tele1'e çökme eylemine planını bozuldu ve Tele1 inşallah hep yaşayacak, gelişerek de gidecek. Biz de Tele1'in her vakit İnşallah. Yanında olacağız. İnşallah. Yani devam eder mi bu üslup? Daha eder. Da sertleşerek sandığa evet, kadar tabii. Ne dersiniz? Kesinlikle devam eder, daha da sertleşir ve hatta... Bir parantez açayım. Yine konuşmasında bugün 23 milyon üye hedefiyle seçimi sandığa gitmeden kazanacağız dedi Erdoğan. Yani sandığa gitmeden seçim nasıl kazanılır bilmiyorum. Yani üye sayısı üzerinden o mesajı verdik. Yani üye sayılarını da biliyoruz. Yani bunların çoğunu mezarlık üyesi. Yani birçok insanın haberi bile yok. Yani toplamışlar muhtardan kayıtları, üye yapmışlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu hatırlatmak isterim. Son 1,5-2 yılda
resmen istifa eden noter kanalıyla ve şey kanalıyla istifa eden partilerinin de bir hesabını yapsın bakalım. Yani 23 milyon üyeden bahsediyor. Mezarlık üyesi bunlar. Ölüleri bile üye yapmışlar. Biz bu taktikleri biliriz. Bunları yaşadık daha önceden de. Üye sayısıyla falan bunlar olacak iş değildir. Hatta şunu söyleyeyim. Sevgili Umut, mesela bir çok köklü bir parti var. Demokrat Parti. 50-60 yıllık bir parti. Biliyorsunuz siyasi partiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıdırlar. O oranın kontrolü altında. 450 bin üyesi var. Demokrat Parti. Evet evet, resmi üyesi. Ama Demokrat Parti girdiği, yalnız başına girdiği seçimlerde 110 bin, 120 bin de kaldı yani. Yine bazı partiler var. Şu kadar üyemiz var diyorlar, yarısı kadar oy alamıyorlar. Bu hesap Züğürt'a filmindeki hesaba döner diye düşünüyorum. Bir de tazminat davasıyla 1 milyon lira kaçacağı duyuruldu, duyurdu kamuoyuna. Şimdi, Kılıçdaroğlu hani kaçacak Erdoğan demişti, o yüzden. Şimdi bu tazminat davalarıyla ilgili senelerdir yaşıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu kooperatiften aldığı Burhaniye'deki yazlığını bile sattı. Çok fazla. Mesela Kayseri belediye başkanı iken Özhaseki dedi ki işte bu aldığım tazminat parasıyla sucuk ekmek dağıttım dedi. Sonra o Yargıtay'dan döndü, biliyorsunuz, bozuldu ve para iade edildi. Şimdi ben de son 10 yıldır o kadar çok para cezası ödedim ki neredeyse bir ev parası kadar. Fakat günün birinde biz bunlar gittiğinde gerçek anlamda bağımsız ve adil bir hukukta biz o paraları geri alacağız. Yani 1 milyon liralık açmış. Mesela bizim müesser Yıldız. Evet. 5 liralık açmıştı, kazandı davayı. Yani ötekiler 500 bin lira açıyorlar. Allah'tan benim de emekli maaşım dışında çok fazla bir param olmadığı için bana da açıyor 300 bin liralık. Bakıyor işte yasal olarak diyor ki bu kadar bunun geliri var. Bundan dolayı şu kadar ceza verelim ama onların hepsini geri alacağız biz. Evet, biz onların hepsini geri alacağız. Efendim az sonra Selçuk Yeçer'le birlikte olacağız. Ekonomiyi konuşacağız. Aslında bağlamadık daha değil mi Kutay? Bağlayabiliriz yavaş yavaş, arayabiliriz. Sevgili Selçuk. Şunu sormak isterim. Yine bugünkü açıklamalardan bir tanesi dikkatimi çekti. Aytun Çıray, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in hem baş danışmanı hem kurucusu, partinin kurucularından genel sekreterliği görevini yaptı. Şimdi Akşener, Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacak dedi. Evet. Şimdi aday olup olmayacağı üçüncü kez tartışılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu cümle çok dikkat çekti. Meclisin bir erken seçim kararı alması gerekiyor. AKP ve MHP'nin 360'ı bulamıyor oyları, 333'te kalıyor. Ya ne demek istedi Aytun Çıray sizce bu cümleyle? Şimdi Umut'cum şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bu AKP kurulduğundan bu yana hep mağduru oynar. Hala başörtüsü üzerinden mağduriyetten bahsederler. İşte efendim Anayasa Mahkemesi kararlarından dolayı mağduriyetten bahsederler. Şimdi Erdoğan, ben Erdoğan'ı iyi tanırım. Evet. Erdoğan kaybedeceği bir seçimde aday olmaz. Şöyle der Erdoğan. Ey halkım, görüyorsunuz ben bu Anayasa Mahkemesi işte şunları kabul etmedi, reddetti, böyle kararlar aldı. Ben o yüzden aday olamıyorum. Yine mağdur oynamak istiyor. Yani ben aday olmak istiyordum, seçilirdim. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına göre aday olamıyorum deyip gene mağduru oynayacak. Mağduru. Onun hazırlığı içerisinde. Tabii Aytun Bey de tecrübeli bir siyasetçi, bunu görmüş. Bunu görmüş ve diyor ki biz onun mağduriyeti oynamasına müsaade etmeyeceğiz. Yani Yüksek Seçim Kurulu'na çeşitli siyasi partiler dilekçe verdiler, aday olabilir mi olamaz mı diye. Şimdi biz oylar sayılırken, yani maç devam ederken kuralları değiştiren YSK'ya kimsenin güveni yok. Ve hatta büyük bir bölümü kendileri tarafından atanmış olan Anayasa Mahkemesi üyelerine de çok fazla güven yok ne yazık ki. Onun için
mağduru oynamaktan, mağduriyet edebiyatı üzerinden hep siyasette mesafe aldılar. Sermayeleri mağduriyettir. Hı hı. Onun için ben Aytun Bey'e katılıyorum. Böyle bir mağduriyete hiç gerek yok.